Merhaba, bugün sizlerle deniz kabuklarını deleceğiz. Ne kadar çok delmek istemesen de bu merak edilen bir konu olduğu için deleceğim. Daha doğrusu deniz kabuğunun nasıl delindiğini ya da nerelerden delindiğini bilinmiyor. Bunu öğreneceğiz sizlerle. Deniz kabuklarının belli noktaları hassas, daha hassas. Mesela örnek vermek gerekirse kum midyelerinin buraları daha hassas olduğu için buradan çabuk delinebilir. Veya apex bölgeleri daha hassas. Daha hassas olduğu için buradan delinebilir ama bunları delmeyeceğiz. Direkt kıracağız. Kırıldığı için de ağız bölgesinden direkt çıkacak. Bunlarda da buradan da delinebilir. Bu bölgelerinden, ağız bölgelerinden veya buradan kesilerek de kullanılabilir. Bu şekilde deniz kabukları ise yani kovrider sırt bölgeleri çok hassastır. Sırt bölgelerinden deleceğiz. Bunları kesip de kullanabiliyorlar. Buralardan kesiyorlar ve kullanıyorlar. Bu kabuğumuz bilmiyorum delecek miyim bakalım videonun ilerleyişine göre ama göstereyim. Apex bölgesi de çok sağlam değil. O yüzden buradan da kırıp kole yapabilirsiniz. Tabii böyle bir kabuk geçerse elinize. Veya ağız bölgesinden de delebilirsiniz. Şimdi öncelikle bu nassalarımızdan başlayalım. Nassalarımızı kerpeten yardımıyla şu şekilde apex bölgelerini yani uçlarını alalım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Olmadı, şuna geçeyim. Tamam. Oldu. O biraz sertmiş. Bu şekilde deniliyor. Ve böyle geçiriyoruz ipe. Bu şekilde hal hal yapıyorlar. Bileklik yapıyorlar. Şimdi diğer nassalarımız. Bu da farklı kabuk. Farklı tür. Küçük kabukların çoğuna nassa diyorlar. Tabii ki delmeyeni var. Çünkü farklı küçük kabuklarda binlerce farklı tür var. Ki keşfedilmemiş türler de var. Bu yasa ulaşabilecek nassalar. Olay mı? Buna şöyle bir şey yapabiliriz. Girmedi. O yüzden ne boyasıyla delebiliriz. İçi daha yumuşak olur dışına göre. O yüzden bu şekilde delip şuradan görebilirsiniz. Deldik. Ondan sonra misinamızı geçirebiliriz. Şimdi bu kabuğumuzda şöyle deleceğim. Buradan. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde şey yapmadım. Zorlanmadım. Direkt bastırdım ve çektim. Direkt delindi. Yani çok zorlanmanıza gerek yok. Sadece nereden deleceğinizi bilmeniz gerekiyor kabukları. Yine aynı tür. Ağız bölgesinin biraz arkasından deliyorum. Oralar daha kırılgan oluyor. Bunu da ters şekilde takalım.
Şimdi bir de iğne olmasında değil de çivi kullanacağım bunun için. Zaten elinizle elleyerek de anlayabilirsiniz yani nerenin daha ince olduğunu. Bu şekilde videonun açısını değiştireceğim şimdi. Çünkü bu kullandığım zemin cam ve güç uygularsam cam kırılabilir. Evet, şimdi bir şey yapabiliriz. Hatta bunu da yapacağım. Ondan sonra kobriye geçerken de yine cam üzerine geçeceğim. Bu şekilde çivi çakar gibi. Şöyle göstereyim. Bunlar kalın kapı olduğu için tabii biraz daha zor. Şöyle biraz vuruyorum ve zaten deliniyor kendi. Gördüğünüz gibi küçücük bir delik açıldı. Sınavımıza geçiyorum. Şimdi sırada kum midyelerimiz var. Kum midyelerimizi de buradan yine deleceğiz. Şuradan, şu bölgeden. Şu bölge. Çok şey yapmayalım. Direkt zaten delindi. Direkt delindi zaten. Bu da delindi. Şimdi masaya geçelim. Kolyeyi daha yakına göstermek istiyorum. Çünkü daha çok o kullanılıyor kolyelerde. Evet, şimdi de kovrimizi deleceğiz. Kovri dediğimde bu. Bu çok kolay aslında. Şöyle direkt çok küçük bir baskıyla bastırıyoruz ve çekiyoruz. Kovrimiz çok küçük baskı. Bunu da ipimizden geçirebiliriz. Bu şekilde. Evet. İyi günler dilerim arkadaşlar. Deniz kabuğu hakkında öğrenmek istediğiniz herhangi bir konu olursa yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Seashell.rio yine orada da ismim.